Enflasyon tahmini değişti, işte emekli maaşlarında yeni senaryo, emekli ne kadar zam alacak? Orta vadeli programda enflasyon hedefi yukarı yönlü güncellendi. Bu yıl sonu için enflasyon hedefi %33'ten %41.5'e yükseldi. OPEP'deki enflasyon tahmininin ardından milyonlarca emekli tahmini maaş zam oranını hesaplamaya başladı. İşte emekli zammında muhtemel senaryolar. Ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni orta vadeli programı, OVP resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizilirken, enflasyon beklentilerinde güncellemeye gidildi. Enflasyon beklentisi yükseldi. OVP'ye göre, 2024 yılı için enflasyon hedefi %33'ten %41.5'e yükseltildi. Gelecek yılın 2025 enflasyon tahmini %15.2'den %17.5'e çıkarıldı. Enflasyonun 2026'da %9,7 ile tek haneli seviyelere inmesi öngörüldü. Önceki %8,5. 2027 yılı enflasyon hedefi %7 olarak belirlendi. Piyasaların enflasyon beklentisi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi %38 olarak belirlenmişti. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için %34 ve %42 açıklanmıştı. Piyasa katılımcılarının beklentileri de %42 civarında şekilleniyor. Emekli ne kadar zam alacak? OVP güncellemesi ile birlikte ekonomi yönetiminin enflasyon beklentisi, Merkez Bankası ile piyasaların tahminlerine uyumlu hale geldi. OPEP'deki %41.5'lik enflasyon hedefi gerçekleştiği takdirde emekliler, Ocak ayı itibarıyla %13,45 zam hakkı elde edecek. Emekli zammında diğer senaryolar. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın %38'lik hedefine gelmesi halinde emeklilerin zam oranı %10,63 olacak. Yıl sonu enflasyonu %40'a doğru yakınsaması halinde emekli zam farkı %12,24 civarında şekillenecek. 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %2,47 arttı. Yıllık enflasyon ise %61,78'den %51,97'ye geriledi. Temmuz ve Ağustos aylarının enflasyonu %5,78 oldu. Böylece Ağustos ayı itibarıyla emekliler %5,78'lik zam hakkını elde etmiş oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar olur? 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. En düşük emekli maaşı Temmuz ayı itibarıyla en 12.500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar 12.500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3.703.180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşının artması için meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.